göre iyi bir fırsat. Buna da biz sunuyoruz, söylüyoruz. Buna Türkiye babaları da öyle diyorlar. Katılmayacak mısınız bu alacağınızda? Alkıştayım başkanı, doğru söylüyor. Biz ne yapacağız? Evet, bu da elini hep beraber destekleriz. Şimdi aslında standa geçtiğimiz zaman ikili görüşmelerimizi yapacağız. Arasal boyutlara da çok korkmuyoruz. Yani çok korkmuyoruz şöyle. Çünkü biz iş adamlarımız tek tek aradık. Yeni başkanımız aradık. Tek tek aradık. Zaten rakamlara baktığınız zaman çok korkulacak bir durum yok. Biz bundan da doğan kendisi orada bir gelir elde edebilir miyiz? Ona da bakıyoruz. Ama dediğim gibi 19 Mayıs'a kilitlenelim. Doğan kent için güzel bir şey olur. Mesela Suriçim sahamız var. Bizim mesela Suriçim sahayı yapmamız lazım Doğan kente. Bir 485 milyarlık 500 milyarlık bir bütçe oluştu. O geldi fakat biz bunu kabul etmedik. Ben görüştüm artık. Dedim ben bu projeyi istemiyorum. Neden? Çünkü Trebolu'ya 4 trilyonluk yatırım yapıyoruz. Biz üvey evlat değiliz. Dolayısıyla Trebolu'ya 4 trilyon yatırım yapılırken niye Doğan kente 500 milyarlık biz daha da bir trilyonluk yatırım istiyoruz. Oraya dedik gençlik belki biz istiyoruz. Mesela üniversitemiz bu sene 30 tane öğrenci aldı. Şimdi 30 tane öğrenci geldi. Bunların sayısının artması lazım ama onların sosyal olarak yani zaman geçirebileceği bir alan yok. Orası da tam karşısı bu olabilir. Yani hedefimiz bu. Yoksa İstanbul'da hani biz bunu kurduğumuz zaman buraya ben yine İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim. Haftada bir gün iki gün gideceğim. Onu kullanacak olan Doğan kenti gelişti. Dolayısıyla biz bunun için eleştirileri bir kenara bırakalım, bir arada olalım, birlikte olalım ve bunu başaralım. Bunları da sizin sayenizde başaralım. Ben hepinize çok teşekkür ederim.